İyi bir stratejiyi sadece geliştiren kişilerden öğrenebilirsiniz. Clash of Clans stratejileri konusunda daima güncel içeriklerle CG Köse her gün YouTube'da. Arkadaşlar selamlar, yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz ama bugün arkadaşlar Çin serverındayım tekrar. Çin serverının içerisindeki arka planlara beraber bakacağız. Efsane derecede arka planlar var, hiç beklemek istemiyorum. Birincisine direkt geçeceğim, hemen kodu yazıyorum. Birinci köye gelmiş bulunmaktayız. Adam globalde 8. sırada. Şöyle bir ziyaret edelim arkadaşlar, hemen düzeni görelim. Gördüğünüz gibi abi açılışı bile bir farklı ya. Uzaklaştırıyorum bakın arkadaşlar. Tamamen Çin kraliyetleriyle oluşan bir arka planla beraberiz. Bir bizim oynadığımız Clash of Clans'daki arka planları düşünün. Bir de bu arka plana bakar mısınız? Abi inanamazsınız ya. Şöyle bir detaylarına bakacağım. Hemen alttan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar kuşla beraber yan tarafa uçuyorlar. Daha sonra tekrar ana köye tekrar dönelim. Abi adamların yan tarafa geçişi bile efsane. Şimdi buraya geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu kuşla beraber diğer köye uçuyor arkadaşlar. Burada bir Japon balığı var. Japon balığının üzerinde gelen insanlar var kayıkla beraber. Şimdi oraya hemen şu oradan... Abi köprünün altından geçer misin? Abi gördüğünüz gibi dans eden burada Çin figürleri. Arkasından aynı şekilde orta noktada da herhalde bir Çin'le alakalı bir simge, bir emoji var ama çözemedim arkadaşlar. Burada da kralla kraliçemiz köyün içerisine bakıyor. Tabii ki kostümsüz halleri. Abi hemen sağ tarafına geçiyorum. Burada da Çin kraliyet filmlerini izleyenler bilecektir arkadaşlar. Genelde bu şekilde bir sistemle, kompozisyonla, bir tasarımla karşımıza geliyor. Abi yalnız her tarafında detay var ya. Her tarafında boş bir bölge yok. Bunlar zaten Çin yapıları. Hemen arka taraflarına geçiyorum. Başka bir detay var mı diye bakacağım. Havai fişekler atıyorlar. Şurada bir lavanta ağacı herhalde. Lavantalar genelde ağaçta mı yerde mi pişiyordu bilmiyorum ama öyle bir detay vardı arkadaşlar o kısımda. Hemen alta doğru gelelim tekrar. Buralar bitti. Abi şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın ya? Şuradaki ejderha heykeline gel. Abi yalnız var ya gerçekten mükemmel. Aa animasyonlu mu? Tıklayınca animasyon attı arkadaşlar. Burada dilek feneriydi değil mi? Oh, yanlış hatırlamıyorum. Dilek fenerleri vardı, onları atıyor. Aynen abi. Vallahi var ya adamlar efsane derecede arka planlar yapıyorlar. Çin sokağı herhalde burada arkadaşlar. Yalnız çok fazla detay var abi. Lan bizimkinde kıçı kırık 2-3 tane goblin atıyorlar. Başka hiçbir şey yok. Adamların arka plandaki detaylara bakar mısın? Şuraya gelelim. Burada arkadaşlar 2-4-5. 5 tane dans eden bacımız diyeceğim artık. Oo burada da kraliyet. Herhalde bu da majesteleri. Majeste olması lazım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Arka tarafta da aynı şekilde. Abi gerçekten var ya tek kelimeyle mükemmel ya. Abi detay çok fazla. Yani bu kadar detay vermelerine hayran kalıyorum. Çin'deki arka planlar böyleyken bizim arka planlar yorumlanamaz bile abi ya. Şöyle bir uzaktan bakın sana. Tamamen uzağa aldım. Abi adamlar mükemmel bir ortam içerisinde oynuyorlar. Dilerseniz arkadaşlar hiç beklemeden diğer düzene geçelim. Evet sıradaki köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Global 7. sıradaki arkadaşlar geldik arkadaşlar. Bu da bizi uzay arka planıyla karşılıyor arkadaşlar. Zaten şöyle bir uzay mekiği diyebilirsiniz. Uzay gemisi diyebilirsiniz. Abi Star Wars konsepti diyebilirsiniz. Yalnız abi arkadaki ses de efsane. Sesler de efsane. Burada da aynı şekilde dilek fenerlerini görüyoruz. Yalnız şuradaki arkadaşlar. Abi bakar mısın? Burada bir çarpışma var. Patladı geminin biri. Yani tamamen oyunu oynamasanız bile arkadaşlar. Buradaki animasyonlar bile yeterli oluyor. Bak. Tam gemiyi korudu. Abi adamlar nelerle oynuyorlar ya. Bakınız yaklaşalım. Burada bir robotumuz var. Hemen tıkladınız arkadaşlar. Altta bir de animasyon çıkıyor. Goblin'li moblin'li. Abi ayar çekiyor. Oo goblin'in hemen yapım aşaması mı diyebiliriz? Ya da onarım mekanizması diyebiliriz arkadaşlar. O alanı gösteriyor. Devam edelim köyün içerisinde arkadaşlar. Bu şekilde bir düzenle bizi karşılıyor. Mekanik tamamen. Şöyle bir gördüğünüz gibi dekorları var arkadaşlar. Çinlilere özel dekorlar. Burada abi ileri diyor. Ha buraya tıkladığımızda aha goblin içeri geliyormuş. Vay. Lan ne oluyor orada? Abi bir çarpışma var gene bir bir savaş var ama şuraya tıkladığımızda bir animasyon var mı diye bakıyorum. Burada animasyon göremedim. Burada herhalde goblinler bir şeyler yapıyor. Tıklanıyor mu? Yok abi. Goblinler yapay zekayla bir sistemin içerisine girmişler. Orada buralarda animasyon var mı diye hemen bakıyorum. Yok buralarda da bir şey yok. Aha buraya tıkladığımızda hemen bir animasyon daha çıktı. Şampiyonumuz. Abi kısa bir animasyonda ama animasyonu. Oo hologram görüyorum arkadaşlar burada. Bizim
Abi yapay olarak gelen kral var ya, onun kostümüyle beraber bir hologram var burada. Daha sonra burada tekrar bir barbara göreyim, yakınlaşamadım. Lan niye yakınlaşmıyor ha? Abi şuraya tık. Oo, bir animasyon daha çıkıyor arkadaşlar burada. Adamlar arka planın içerisinde ekstra animasyonlar da bulunduruyorlar. Yani sadece arkadaşlar buradaki animasyonlar yeterli kalmıyor. İçerisine tekrar eklemişler. Bir de belediye binalarına arkadaşlar burada kostümler ya daha doğrusu skinler ekleniyor arkadaşlar. Şimdi bu adam belediye binası 16 ama belediye binası 16'ya bu şekilde bir kostüm almış. Abi yalnız gerçekten tek kelimeyle mükemmel ya. Ya şu düzenlere uzaktan bakmak bile keyif veriyor. Açın abi izleyin. Sadece bunu söylüyorum yani. Oyunu oynamanıza gerek yok. Açıp izlemeniz bile yeterli oluyor. Bir de arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Hemen şurada bir borazan var. O global sohbet. Mesela şu an global sohbet akıyor. Şurada klanın kendi sohbeti. Abi adamlarda global de zaten var yani. Mükemmel bir olay. Ama buradaki borazanı arkadaşlar biriktirerek yapabiliyorsunuz. Mesela şu an bende olmadığı için yapamıyorum. Ama yakın zamanda eğer borazanı bulursam arkadaşlar bir global sohbette yazarak sizlere bir video daha atmayı planlıyorum. Bu düzen de bu şekildeydi. Hemen bir sonraki düzene geçelim. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Global 10. Ziyaret ediyorum. Bakalım nasıl bir... Abi yalnız arka planın girişine bak ya. Arka planın girişi bile efsane. Abi futbol arka planı dediğim böyle olur. Bizim oyunda futbol arka planı getirmişlerdi arkadaşlar. Orayı hatırlayacaksınız. Allah aşkına sizden rica ediyorum. Bir kıyaslar mısınız ikisini? Adamların üstte duruşu bile efsane. Burada helikopter ne geziyor bilmiyorum ama onları da eklemişler. Onlar da ışık veriyor. Tamamen stadyuma. Abi mükemmel ya. Şöyle bir yakın taraftan bakalım. Burada da aynı şekilde abi tamamen bir ışıklandırma sistemi. Yalnız abi burada barbarlar mı var? Hadi. Bunlar sahaya giriyor. Sahaya buradan giriyorlarmış. Çok iyi lan. Abi adamların kullandığı arka planlara geldi ya. Şurada taraftarlar. Bunun orada ne var? Abi domuz binici herhalde. Şu domuz binici domuza arkadaşlar topu atıyor. Şunlar zaten bizim devlerimiz, Goblin'le beraber bir takım ve yedek kulübesi diyebilir miyiz bilmiyorum. Burada da taraftarlar herhalde, üstünde Goblin var. Yani devlerin üzerine Goblin'ler binmiş. O şekilde bir animasyon oluşturmuşlar. Burada zaten taraftarlar. Evet, buraya gelelim. Hologramla gene arkadaşlar barbar kralı görüyoruz. Ama elinde futbol topuyla. Buraya tıklanıyor mu? Herhangi bir şey yok. Şuraya gelelim. Abi ışıklandırmalar efsane. Burada kupa var herhalde. Aynen burada tekrar içerisinde... kupa buradaymış arkadaşlar, tamam. Kupayı buraya koymuşlar. Ha geliyorlar. Bunlar da buradan mı giriyorlar? Ha buradaki arkadaşlar geminin üzerine mi biniyorlar acaba? Dedim diğer taraflar aynısı mı? Yok. Burada barbar kral geliyor. İçerisine mi biniyorlar acaba? Çok merak ettim. Yok, barbar kral oraya zıpladı. Ha bunlar kaptanlar herhalde, olabilir. Öyle bir animasyon oluşturmuşlar. Evet, büyücü geliyor. Burada goblin geliyor. Bunlar nereye gidiyor acaba? Bir dakika bakacağım. Evet, stadyumun önündeler. Dönüp oradan mı duruyor acaba? Hala bekliyorum. Ha bunlar oyuncuları tek tek buranın içerisine mi getiriyor acaba? Dur bakalım, şimdi öğreneceğim. Evet, alttan geçerek içeriye girdiler. Yok, herhangi bir şey olmuyor herhalde, tamam. Bu sadece bir animasyon anladığım kadarıyla. Alta bakalım. Çap içince yazılar falan filan var burada. Oralara bir şey diyemiyorum. Burada herhangi bir şey göremedim ama güzel bir animasyonları var. Abi yalnız gerçekten var ya, tek kelimeyle mükemmel be. Vallahi şu oyuna ya biz tamamen ikinci sınıf muamelesi görüyoruz ya. Net söylüyorum arkadaşlar. Bu adamlar bu oyunu oynuyorsa bizim kullandığımız arka planlar ne? Gerçekten. Ya şöyle baksana, adam mükemmel düzmüş ya. Oo bu arada arkadaşlar. Abi heykel mi bunlar? Adamların aldığı heykellere bakar mısın? Abi yalnız adamların heykelleri bile mükemmel ya. Yani bizim oynadığımız oyunla şu kıyaslanamaz. Yani net söylüyorum, kıyaslanamaz arkadaşlar. Sıfır abartı, kıyaslanamaz abi. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorumlara siz gerekeni yazarsınız zaten. Hemen bir sonrakine geçelim. Siz de hala like atmadıysanız alttan bir like atarsanız sevinirim. Devam edelim. Evet, bir sonrakine geldik arkadaşlar. Global 23. Bir ziyaret edelim bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar. Ya köyün girişinden zaten anlıyorsunuz nasıl bir arka plan geleceğini. Abi gökyüzü üzerinde ejderha konseptiyle oluşturulmuş tamamen Çinlilere özgür bir yapıyla arkadaşlar karşılaşıyoruz. Şöyle alttan başladım. Bu arada dikkat ettiniz bilmiyorum da adamlar tüm heykellerini arkadaşlar köşeye güzel şekilde düzmüşler. Yani ne kadar engel küreği harcadıklarını siz düşünün. Bir de baksana abi, adam belediye binasına nasıl bir kostüm almış, skin almış daha doğrusu. Öyle diyebiliriz. Belediye binası 16 ama... Kullandığı abi belediye binası abi mükemmel ya.
Oğlum bu adamlar bu oyunu oynuyor ya. Bakın gelin arkadaşlar. Hemen şu yapıya, sol tarafa bakıyorum. Sol tarafında bu şekilde bir konsept var. Burada bir abi iki boyutlu ağaç kıran bir tane elemanı görüyoruz. Orta noktada dans eden herhalde bir peri var. Abi yapılar da mükemmel gerçekten ya. Yapıları da mükemmel adamların. Burada bir göl ismi vardı. Çinliler genelde kullanırdı. Ne gölü diyorlardı ona. Tam hatırlayamadım ama. Bu arada alttan ejderha girdi. Ha şunlar ne lan? Bir dakika yakından bakmam lazım ona. Ejderhalar, ejderha yavruları mıydı acaba? Dur bakacağız. Şu abi bak ejderhanın kafasına bak. Alttan dolaşıyor, tamamen üstten geliyor. Şurada da aynı şekilde bir yapıyla bizimle Kraliyet Sarayı'na giriş diyebiliriz bizce. Bence buraya arkadaşlar. Alta gelelim. Burada da 5 element simgesi var. Herhalde toprak, ateş, rüzgar. Bu ne olabilir? Hava mı acaba? Bilemedim ama şurada ışık arkadaşlar. Ortada da bir çay kazanı mı diyelim artık. Bilen varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Bu nedir? Bilemedim bunu. Abi gerçekten mükemmel be. Ha şunlara yakından bakacaktım. Abi biraz daha turnaya mı benziyor? Ya da flamingo mu acaba bu uçanlar? Olabilir. Abi bu düzen de bu şekildeydi. 10 üzerinden net 10 veriyorum abi. Net 10 bu arada. Çok mükemmel konseptlerden biri olmuş. Dilerseniz bir sonrakine geçelim. Evet dostlarım. Sıradaki arkadaşımıza geldik. Global 64. Tabii ki bunu normal oyuncular da alıyor ama ben genelde globallerden baktım arkadaşlar. Şöyle bir kraket mi desek? Bunun yanında kaplumbağa mı desek? Tosbağa mı desek? Bilemedim ama abi köye girişi bile efsane ya. Bir dakika lan, bir daha tekrar girebiliyor muyum? Arkadaşlar köyü tekrar ziyaret ediyorum. Sadece ama sadece girişine bir özellikle bakın arkadaşlar. Abi Japon balığı mı desem, ne balığı bilemedim ama bu şekilde bir ekranla bizi karşılıyor. Üstten bir bakın, deniz altında yüzen bir kaplumbağanın üzerinde arkadaşlar bulunan düzen. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Burada bir... arkadaşlar burada bu sefer tamam, şimdi çözdüm abi. Yan tarafa geçiş arkadaşlar ahtapotla sağlamışlar. Ahtapota tıklayınca sağ tarafa geçiyor, yani diğer köye. Burada bir deniz kabuğu var, içerisinde goblinin elmaslara sarılıp yattığını görüyorum. Burada bize eşlik eden iki tane balık var. Ne balığı bilmiyorum ama şöyle bir bakalım. Abi bir dakika, şunun gölgesi varsa üstte uçan balıklar var ama göremedim. Tamam, göremedik abi. Burada bir korsan kralı görüyoruz arkadaşlar. Altta da goblinler var. Bunların tamamen bir heykelini dikmişler bu konseptte. Sağ tarafına bakıyorum. Aynen balıklar malıklar. Oo, deniz atları var arkadaşlar. Deniz anaları var. Bakıyorum üst tarafa. Aynen Japon balıkları. Aha bizim orman kraliçesi değil mi lan o? Aynen orman kraliçesinin arkadaşlar peşinden goblinler geziyor. İşte bak bu arka planda bize düşen arkadaşlar bu. Düşün yani, bizim değerimiz bu kadar abi. Arka plan alımlara verilmiş, bize de gelip bu kostümü veriyorlar. Çöp abi ya. Tamamen söylenecek bir şey yok. Al buyur buradan yak. Bizim oyunda kullandığımız korsal kral arkadaşlar burada getirmişler. Sadece bir figür olarak koymuşlar. Adamlara da bu konsepti komple vermişler. Bunu yorumunu siz yapacaksınız ama tamamen ben çifte standart olduğunu düşünüyorum. Ya da şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Çinliler biliyorsunuz görseli daha fazla önem verdiği için aslında onları daha fazla tutabilmek için özel konseptler, özel tasarımlar hazırlayarak sunmuşlar. Mesela şöyle göstermek istiyorum. Hemen bir profile geldim de adamların mesela arkadaşlar kullandığı, Allah aşkına ya, kraliçeye bakar mısın? Bunun yanında şampiyona bakar mısın? Büyülü koruyucu kullanmış. Burada da bu neydi ya, bilmem ne kralı vardı, o gelmişti. Adamların kullandığı sistemler bile bu şekilde abi. Adam bu arada 2024 bilmem ne hangi ayında 12.000 kupayla abi globalde birinci olmuş. Yani bu arada bunların kupaları da çok fazla ya, inanılmaz. Peki arkadaşlar, sizler bu arka planlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çin videoları ara ara önemli gördüğüm detayları sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Ondan dolayı kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Supercell'e buradan saygıyla anıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bay bay. Ha ha ha.